22 tane sağlık sendikası hekimleri 1 Ağustos ve 2 Ağustos'ta iş bırakma eylemi yaptı. Biz de Sakaryalı vatandaşlara hekimlerin iş bırakma eylemini sorduk. Doktorlarımız bizim her zaman için ihtiyacımız olan insanlar, o kadar zor şartlarda buralara geldiler. Emekleri hiçbir zaman ödenmez ama hiç haklarını alamıyor ve değerlerini göremiyorlar. Biz onlara her zaman muhtacız ama farkında değiliz. Yazık oldu. O kadar insan, doktorlarımız yurt dışına gitti. Hiç arkalarından bakmadık bile, gittiler. Çağırmadık, gel demedik, gitsinler dedik. Çok acı. Neren ağrıyor, dişin ağrıyor veya başın ağrıyor. Al sana bir ilaç, bir iğne, hadi yürü git. Ya sen beni niye mani edeyim ya kardeşim, sen doktor değil mi? Beni mani et. Neyin eylemi bu ya? Ben doğru bulmuyorum. Ben Cumhurbaşkanı yerinde olsa ya da hükümetin yerinde olsa bunları hepsini sürerim. Sene sene kontrollerim var. Ediyorum, alamıyorum sıra. İki ay sonra aldım, gitmeyecektim. Kızdım kendi kendime, lan alamıyorum ben, gitmeyecektim dedim. En sonunda bir tanesi dedi ki, ne oluyor? 110'a. Cumartesi günü ne al dedi. 4'ten sonra cumartesi günü aldım, kontrollere gittim. Bir gittim, dedim nerede bunlar dedim. 4-5 tane vardı. Kardiyoloji bir tane var. Hep izin demiş. Ya mecbur musun sen hep izin, hepsini izine koyun gönderme. Haklı olduğunu düşünüyorum çünkü. Kızım dışarıdan gelenleri doldurdu buraya. Ne yaptığı belli mi? Bizimkiler dışarı gidiyor. Dışarıdaki evlatlıklarını alıyor Türkiye'ye. Öyle. Şimdi de haberlerde çıktı, 10 bin dolar veriyormuş, pasaportunu da bedava çıkarttırıyor, sen gidebilirsin dışarı. Ya bak araştırmaya gidiyoruz da doktor yok diyor, sıra alamıyoruz. Nereye gitti bu doktorlar? Önceleri böyle değildi. De, eskileri konuştular, ya eskileri dinle, sen geldin o zaman sen yenilesene. Öyle değil mi? Yanlış anlamayacaksın. Eskileri niye konuştun? Yenile o zaman, yenile. Seni seçtiksek biz... 20 senedir be kızım, 20 senedir kanımızı emdi be. Fakir aile çocukları doktor oluyor değil mi? Devlet bunun farkında mı? Neden yurt dışına gidiyor doktorlar? Yeterince hakka sahip olmadıkları için yurt dışına gidiyorlar. Tamam mı? Biz de bugün bir emekli babası olarak çocuk okutma uğraşıyoruz. Ne şartlarda? Bakıyorsun Türkiye'de sosyal haklar yok ki. Bilinçli sivil toplum örgütleri de yok. Maalesef işte böyle ezile ezile bu hale geldik. Şiddet bir yandan, parasızlık bir yandan. Herkese bir şey var, doktorlara doğru bir şey vermiyorlar. Hocalara veriyorlar, siyaset yapıyor hocalar ya. Onun için onlara para daha fazla veriyor. Camide siyaset yapıyorlar çünkü. İhtiyarlık kaldırıyorlar. Neyse, hayırlısı olsun. Ben vatandaş olarak sıkıntı çektiğim için illaki şikayetçiyim. Ama doktorların niçin iş bıraktıklarını bilmiyorum onu. Şiddet yüzündense haklılar yani. Çünkü doktor bize yardımcı olacak. Sen git onun ağzını burnunu kır. Haksız, haklı bile olsa haksız aranmaz yani.